Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle yine petrol yeşili tek renk bir tülbentim var. Birebir aynı renkte olan ipim şöyle ipimin numarası 291'di sanırsam evet bu şekilde 291 ne olur? petrol yeşili ipim ve 21 numarada tığla iğneden ta tığ bir model hazırlayacağız şöyle çimeninden birazcık sizler için hazırladım arkadaşlar bakın şöyle bu şekilde sinek kanada olarak çimenini hazırladım ve e, şu kişer zincir çekerek tığlama işlemi 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğne oları YouTube kanalında mevcut. Oradan tüm püf noktalarıyla izleyebilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına başlayalım. Evet şöyle ilk başlarken başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir defa tığımın başı dolayıp hemen yandaki tığ battıya 1, 2 ve 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri buraya trabzanımın arasına kapatıp bu şekilde sabitliyorum. 5 tane zincir. 5 zincirimi şöyle ters çevirdim. Bu yapmış olduğum 9 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitledim. 13 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zinciri düz tarafına dönüp bir tane ortada tığ battı bırakıyorum ve ikinci tığ battıma bu şekilde sabitliyorum. Evet. Çimenimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir defa tığımı doladım. Yine aynı şekilde devam edecek ve 3 seferde bir trabzan yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri bu yapmış olduğum trabzanı aralayıp sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirip bu 9 zincirin arasından girip sabitledim. 13 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zinciri bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma kapatıyorum şöyle bu şekilde bir artma işlemi gerçekleştirdim bir defa tığımı doladım şöyle 1 2 ve 2 alarak bir tırabzan hemen 9 zincir 9 zincirimden buraya bir dal oluşturuyorum 5 zincir çevirdim. 9 zincirin arasına girip sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Hemen yine çeviriyorum. Bir tane bırakıp ikincinin içine girip bu şekilde oluşturdum. Yine bir defa dolayıp trabzan yaparak yuva yapacağız. 3 seferde 1 2 2 9 zincir 6 7 8 ve 9 trabzanı aralayıp sabitledim 5 tane zincir çeviriyorum ters tarafına şöyle yine 13 tane zincir çekiyorum 7 8 9 10 11 12 ve 13 düz tarafına çevirip bir tane arada boşluk bırakıp ikinciyi bu şekilde 13 zincirimi sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2 alarak minik bir trabzan yaptım. Hemen 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi kapatıp şöyle sabitledim. 5 zincir çeviriyorum kapattım 13 zincir 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 zincirimi çektim bir tane bırakıp şöyle ikincinin arasına tığ battığımıza kapattım şimdi yeni yuva için yine bir trabzan yapıp böyle ara suyumuzu hazırlayacağız arkadaşlar 9 zincir çekip bu şekilde minik minik sinek kanatları yapacağız. Şöyle arkadaşlar hemen çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Yapmış olduğum bu çimeni alıyorum. Bir tane başta boşluk bırakıp ikincisinin içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 7 tane zincir çekerek başlıyorum 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi buraya kapatıp bu şekilde sabit şimdi 7'nin üzerine 3 veya 4 zincirden fazla çekip onu 10, 10 zincir yapalım 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çekiyorum şöyle bakın ters tarafından bu ilk kapattığım sık iğnenin içinde şu ipimiz de arasında kalırsa güzel olur. Şimdi bakın altta çektiğimiz 7 zinciri kapladı bu 10 zincirimiz ve şimdi 3 daha koyup 13 ya da 14 zincir çekelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Çevirdim bu zincir yeşil zincirin arasına girip sık iğne ile buraya sabit Bakın. bu şekilde 3 tane zincir artması oluyor bonbon şekeri gibi şöyle köşeye de bunu çekelim ve 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 Bakın. ters tarafından çevirip bu ilk 7 zincirin arasından tam orta kısmından ipimi çıkardım 8 zincirimi buraya sık ile sabitleyip bu tepe noktasına da 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle güzel duruyor arkadaşlar. İğne oyasında olan bu hani ikili düğüm gibi hoş duruyor bakın şöyle. Tepe noktası bu şekilde duruyor. Hemen bir yakalım daha net görünsüksün. Şöyle bakın. Burası bu şekilde duracak arkadaşlar şöyle çok hoş oluyor şimdi bir tane daha yapalım daha net anlaşılsın şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum bir tane ara boşluğu bırakıp ikincisinin içine yine şekerimizi yapacağız şöyle sık iğne ipimi sabitleyip 7 tane zincir çekiyorum ve 7 zincirimi sık iğne ile buraya sabitleyip bir tane yuva oluşturdum 10 tane zincir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çevirdim. Bakın buraya şöyle elimizle yer açalım. Hem de bu ipi altta götürüyorum ki bu ip oraya sağlamlaşsın. Sık iğne ile sabitledim. Ve 14 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14 sıkı sıkı şöyle kalıp gibi olsun diye sıkı sıkı çekiyorum. O 10 zincirimin şöyle artma işlemini yapıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde dolandı. Gördünüz? Böyle kalıp gibi dolanacak ve yine biz buraya 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve buradan ilk yuvanın içine girip sabitledim ve 1 2 3 zincir 3 zinciri çekiyorum şöyle güzel düğüm gibi duruyor arkadaşlar 2 de 3 de olur burayı sıkı sıkı yine kopardım yine ucunu şöyle kalın bir şekilde yakacağım bakın Şöyle dik bir güzel bir görünüşü oluyor. Ee, şöyle düz tarafında bunu da yakalım. Siyah olmaması için şöyle kısa yaparsak siyahlaşmıyor. Kısa kesip şöyle yakalım bakın. Evet. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha çoğaltayım ben renk katayım hemen geleyim iki tanesini anlaşıldı sanırım Evet modelimiz bu şekilde hazır çok hoş ve çok güzel bir model oldu arkadaşlar bakın şöyle çimenin üzerinde şekerlerimiz bayramı hazır çok da hoş bir model oldu bu artan ipleri değerlendirmek için de güzel bir alternatif oldu Renklerini ben kendi zevkime göre ayarladım. İp renklerini siz sevdiğiniz, istediğiniz renklerden ayarlayabilirsiniz. Evet. Modelimizin anlatımı bu şekilde. Şöyle iğneden tığa zincirleri sıkı sıkı çekip ipleri güzelce esnedince iğne zarifliğinde oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de şöyle bir göstereyim. Şöyle ters çevirip sallantılı haline de baktayım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yapılası modellerden bir tanesi oldu. Kalıp gibi de oldu. Zincirlerin sıkı çekilmesi, ipi güzelce esnetmeden dolayı bu şekilde kalıp gibi oluyor. Ütüyü ısıtıp ütülemedim. Nasıl olsa kalıp gibi güzel duruyor diye arkadaşlar. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.